Çiçekler yemek masasında güzel duracak. Aa Mert, elindeki vazoyu versene çiçekleri koyayım. Bu bir kere vazo değil, kupa. Kupa mı? Basbayağı porselen vazo işte. Vazo değil, porselen kupa bu. Ben bunu parmak güreşi turnuvasında kazandım. Parmak güreşinin turnuvası mı olurmuş? Parmak Güreşi Federasyonu'nun damgası. Parmak güreşi ciddi bir spor bir kere. Parmak kaslarımı güçlendirmek için her gün antrenman yapıyorum. Bu güçlü parmaklarla rakiplerimi tek tek yenip bu kupayı kazandım. Aslı, iyi bak. Bu ağır kupayı tek parmağımla taşıyabiliyorum. Ay tamam tamam, inandım. Kupayı düşürmeden indir hadi. Oo, bu ne ki? Şampiyon parmağım bunu basket topu gibi çevirir bile. Ben bilmiyorum ama Can kesin biliyordur. Can, parmak güreşi kupam bir kaza sonucu kırıldı. Geçmişe gidip bunu düzeltmem lazım. Sen böyle bilim kurgu şeyleri bilirsin. Söyler misin? Zaman makinesi nasıl yapılır? Evrende en hızlı şey ışıktır. Zamanda geri gitmek için ışık kadar hızlı olman gerek. Bu da mümkün değil. Başka bir yolu olmalı. Aslında birkaç yolu daha var. Evet, bu zaman çizgisi olsun. A noktası kupanın kırıldığı an. B noktası da şimdi. Zaman A'dan B'ye doğru akıyor. Einstein'a göre bu iki noktayı birbirine bağlayan bir köprü olabilir. Buna solucan deliği de denir. Solucan deliğinden geçilebilirse geçmişe de gidilebilir. Geçmişe gitmek çok basitmiş. Hadi solucan deliği açalım. Bu teori çok basit görünür ama pratikte imkansızdır. Ne solucan deliği açabiliriz ne de içinden geçebiliriz. Hem bu mümkün olsa bile solucan deliğini sadece onu açtığımız ana kadar geri gidebiliriz. Yani 5 dakika önce delik açıldıysa ancak 5 dakika geçmişe gideriz. Ben sana nasıl zaman yolculuğu yaparım diye soruyorum. Sen bana nasıl zaman yolculuğu yapamayacağımı anlatıyorsun. Çünkü zaman yolculuğu teorik olarak konuşulsa da pratik olarak pek mümkün değil. Hem zaman yolculuğunun mantıksal olarak da paradoksları var. Paradoks da ne demek? Yani çelişkileri var. Gel seninle düşünce deneyi yapalım. İmkansız da olsa hadi bir tane böyle zaman makinesi yaptık diyelim. Sen şimdi geçmişe neden gitmek istiyorsun? Kupamın kırılmasına engel olmak istiyorum. Bazı teorilere göre geçmişi değiştirmek imkansız.
Geçmişe gitsen bile olan olayları değiştiremezsin. Ben değiştiririm. İyi, deneyelim o zaman. Ve bu güçlü parmaklarla rakiplerimi tek tek yenip bu kupayı kazandım. Tam zamanında geldik. Bu hiç kazaya benzemiyor. Kupa dikkatsizliğinden kırılmış. Aslı, iyi bak. Bu ağır kupayı tek parmağımla taşıyabiliyorum. Dur Mert. Geçmişte tanınmaman lazım. İki tane Mert bu dünyaya fazla. Ay tamam tamam inandım. Kupayı düşürmeden indir hadi. Oo, bu ne ki? Şampiyon parmağım bunu basket topu gibi çevirir bile. Hayır! Dikkatli ol evlat. Kupan az daha paramparça olacaktı. Teşekkür ederim amca. Kupa epey ağırmış. Parmakla kaldırdığına göre parmakların epey güçlü olmalı. Gözüm sizi bir yerden ısırıyor ama tanışmış mıydık? Hayır! Yine mi? Ben sana demiştim. Geçmişi değiştiremezsin. Yeniden denemek istiyorum. Dikkatli ol evlat. Kupan az daha paramparça olacaktı. Teşekkür ederim amca. Rica ederim. Kupaya iyi bak. Böyle kupalar kolay kazanılmıyor. İşte bu iş bu kadar. Ah Aslı, ah! Yaktın bizi. Ben demiştim. Sonsuza kadar denesen de o kupa her seferinde kırılacak. Benim daha iyi bir fikrim var. Hangi zamana geldik? Bu sabaha geldik. Sabah geçerken rafta kupayı gördüm. Sonra parlatmak için durdum. Eğer sabah kupayı görmeseydim tüm bunlar hiç yaşanmayacaktı. İşte şimdi oldu. Kupayı kurtardım. Buna ne diyeceksin? Geçmişi değiştiremezsin diyeceğim. Çok şükür sağlam. Şimdilik sağlam. Onu öyle bir yere saklayacağım ki kimse bulup ona zarar veremeyecek. Zaman kulübemiz neden devrildi? Çünkü bir kutunun üstüne indik. Bu yoksa senin kutun mu? Ah, kupam bu sefer tuzla buz olmuş. Yine başaramadım. Geçmişi düzeltmek ister. Düşündüm de burada parmak güreşi turnuvası yapabiliriz.
kazanan da bu kupayı alır. Ne dersiniz? Ben varım. Hey, bu kupa metalden. Epey de ağır. Ama güçlü parmaklarımla bunu da taşırım. Hayır Mert! Mert dikkat et, düşüreceksin. Merak etme. Bunu Mert bile kıramaz.